Amerika'da çok ciddi bir rekolte düşüklüğü var. Bütün kuzey bölgelerinde inanılmaz bir rekolte düşüklüğü var. Bu rekolte düşüklüğü bize dönecektir. Senin buğday, mısır varsa sıkıntı yok. Yoksa dolar düşse ne olur, çıksa ne olur? Buğday yok, mısır yok. Oradan da kaybedersiniz. Şu anda dağ taş ekim yapma dönemindeyiz. Bir diğer avantajımız var. Bizim şu anda en büyük projelerimizden bir tanesi yazılımla tarımı bir araya getirmek. Çok güzel. Dünyanın ilk adımlarından birini atıyor olmak. Gerçi bu alanda yapılmış çok çalışma ama Türkiye'de çok zayıfız. Hep söylediğim bir şey var. Keşke Tarım Bakanlığı'ndan şu işler bir çıksa da Tarım Bakanlığı'ndaki bürokratlardan bir uzaklaşsak, bir kurtulsak. Ve girişimcilerin geriye dönüp bakacağı yer burası. Organik tarım falan değil. Onlar hikaye. O organik tarımlar, bilmem, bunların hepsi hikaye. Hakikaten buğday, mısır vesaire bunları üretebileceğiz, daha iyi üretebileceğiz yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çünkü benim hep şöyle bir hedefim oldu. Anlatmak iş değil. Bir genç gelecek, bir projesi olacak veya ben ne yaparım diyecek ya da bir girişimci olacak. Ona yepyeni bir şey anlatacaksınız. Gidecek, yapacak ve ülkesine faydası olacak. Şu anda dünyada en büyük ağaç üreticilerinin üretebildiği 5 senede üretim açısına gidip endüstriyel hale getirdiği ormanları biz 1,5 seneye düşürmeyi başardık. Bu başarının arkasından, evet, 1,5 seneye düşürmeyi başardık. Yeni bir proje bu. Eğer Türkiye bu projede öncü olursa dünyanın en büyük işte ağaç üreticilerinden bir, endüstriyel ağaç diye bir kavram var. Onun üreticilerinden biri olacaktır. Tarımdan hiç kimse kopmasın. Zira tarım dediğiniz unsur artık dünyanın ana konularından bir tanesi. Bitcoin aç kalınca yenmiyor. Kıtlık, kuraklık, tarım artık herhalde dünyanın yeni. Hani bir yandan metaverse'ler bilmem neler işliyor ama bir yandan da yine özümüze döneceğimiz mevzu asıl herhalde mevzumuz olacak. Yani. Hiç değiştirmeyecek abi. Ben istediğim gözlüğü takayım yani, su getir bana diyeceksiniz, anladınız mı? Onların yaşanacağı tarihler daha çok var. Daha çok var. Daha çok var. En az bir 40-50 senemiz var. Ya bugünden o günleri konuşmanın manası yok. Bugünden o günleri görmek lazım. O güne gidiyorsam ben bugün ne yapacağım? Bugün aslında herkesin tarımı filan dediği yerde iki yer. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zihin toplulukları, düşünce kuruluşlarıyla bizim gibi düşünce kuruluşları şu anda tarım odaklı gidiyorlar. Biz bir dönümden daha fazla buğday nasıl çıkaracağız kardeşim? Tamam, Facebook Metaverse'e uğraşsın, nereye gideceğini biliyorum da ben yazılımla tarımı nasıl bir araya getireceğim? Ve elimdeki 1 ton buğdayı 7 tona nasıl çıkartırım? Bizim burada çok fazla projeksiyonlarımız var ve bunun için de unutmayın ki Orta Doğu, yani Mezopotamya en önemli yerlerden bir tanesi. Peki Mezopotamya'nın bu kadar önemli olduğu bir durumda, Doğu Akdeniz'in çok önemli olduğunu söylüyoruz. Saflar da belli oluyor. İşte Fransa, Yunanistan, İsrail, Mısır bir oluyorlar. Ve Yunanistan'a biz baktığımızda Amerika'nın sürekli üs kurduğunu, sürekli bir askeri yığınak yaptığını görüyoruz. Olası bir Türk-Yunan savaşı var mıdır? Mantıksız ki. Öyle mi? Ya bir Yunan bir Türk'le bir daha denemez zannediyorum. Bence de. Yani denememesi lazım. Bir daha denemez. Ya bu ama şey... Neden bu kadar yığınak yapıyor Amerika? Abi şöyle, Yunan halkı da şu anda ciddi ekonomik buhranda ve Türkiye'den daha kötü durumda olan alanları var. Abi oradaki insanları da neyle ayakta tutacaksınız? Düşmanlarımız Türkler, diri durun. Sürekli Türkiye ile ilgili haber yani. Evet. Anladın mı ya? Onlar da bu duyguyla ayakta duruyor. Hani ben o yüzden cümleleri getirip ekonomik savaştayız demek istemiyorum. İşte bu yüzden, anladın mı? Çünkü bunu kullananlar da var. Savaştayız diyerek hamudunu yüklemiş adam tipi de var. O tipten bahsetmiyorum ama abi Yunan şu anda küçük bir Amerikan çocuğudur. Yani Amerika istediği kadar, yani istediği kadar durur, istediği kadar gider. O çizgisini zaten 45 sene önce kaybetti. Verdi o elinden. Avrupa Birliği'ni kurduğunuz anda zaten ya Almanya'ya bağlısın ya Amerika'ya bağlısın. Başka bir ihtimali yok ki. Dolayısıyla Türk-Yunan savaşı bana komik gelir. Ben her zaman döner giderim kardeşim. İran, Suudi Arabistan savaş başlayacak. Ne yapacağım? Benim Suriye'm 3'e bölünecek. Ben ne yapacağım? Lübnan'da yeni bir Fransız heyeti çalışmaya başladı. Aşiretleri, Kürt aşiretleri Türkiye'ye karşı doldurmaya getiriyorlar. Ben buradan hangi Kürt gençlerini yetiştirip bölgeye intikal ettireceğim? DAEŞ, Kuzey Irak bölgesinden temizledik diyoruz ama Türkiye işlerinde gençleri sosyolojik olarak devirmeye ve devşirmeye başladılar. Bunların önüne nasıl geçeceğim? Benim mesela bu anlattıkların hepsi ayrı ayrı bir parantez açılması gereken konular. Benim masamda olan konular bunlar. Peki Orta Doğu, o zaman yeniden sözü oraya getiriyorsak, Mezopotamya'da, Orta Doğu'ya getiriyorsak, bu bahsettiklerin yakın vadeli şeyler mi yoksa? Çok yakın. Çok yakın. Ya şöyle, fitili ateşlenmiş bir şey bu. Ama dinamit kaç metre uzakta kimse bilmiyor. Ha, bu dinamit patlayacak kardeşim. 6 ay, 6 sene ama 60 sene değil yani. Mesela Suriye denkleminde Rusya da var. Orada Türkiye ile Rusya arasında ufak bir gerilim olmasına rağmen ilişkiler götürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri var. Orası bayağı bir karışık. Bak burada istediğin devletin adını say. Hiç fark etmez. Burada abicim 35-36 tane büyük Kürt reis var. Türklerden insanlar var. 16 tane büyük Arap kabilesi var. Senin bunlarla olan ilişkin çözer her şeyi. Nasıl ilişkiniz? Şu anda 2-3 tane aşiret, daha öncesinde berbat durumdaydık. Yani aşiretler sofrasına kabul etmeyecek haldeydik. Hangi dönemler? Herkesi tukaka ettiğimiz dönemler. Dış işlerinde herkesi o kötü, o kötü, o kötü, bir biz iyi dediğimiz dönemler. Şimdi masada devletler ne konuşuyor konuşsun. Çoğu aşirette, yani %55-60'lara ulaştı bu oran. Çoğu aşiret artık Türklere daha yakın, daha sıcak. Hatta şöyle söyleyeyim, Esad'ın bile zaman zaman bir araya gelmemiz lazım aslında demeye başladığını artık belli kulaklara bunu söylüyor. Belli vakitlerde, hatırlarsan ben gerçekten kendi programımızda söylemiştim, biz Sisi ile bir araya geleceğiz. Ya seversin sevmezsin, güzeldir çirkindir kardeşim. Devletin çıkarı önemli olan. Bu devletin çıkarı için ben bir araya geleceğim. Ben de her zaman söylediğimiz net bir şey var. Esad'la biz masaya oturacağız. Ben niye Rusya'nın üzerinden, niye Fransa'nın üzerinden, niye İngiltere'nin üzerinden konuşayım? İşte geçmişin Dışişleri Bakanlığı'nın lümpen tayfası buna her zaman engeldi. Ya nasıl engeldi? Hükümet doğanlar demeyin. Hala çok şey engeller ve engel olmaya devam edecekler. Çünkü siz istediğinizi söyleyin kardeşim. O fotoğrafı çeken adam farklı. Size rapor yazan sahadaki adam farklı. Yani şöyle söyleyeyim size, bundan 4 sene önce önünüze bir rapor koyuyorlardı. Sanki Esad gece gündüz Türkiye'nin anasını sövüyormuş gibi. Şimdi siz bunu okudunuz. Hükümette olun ya da olun. Ne yaparsın? Öyle mi? Al. Öyle mi? Al. Ya bir devlet bu kadar basit mi yönetilir demeyin. İnanın öyle sarmışlardı ki 4 ayrı yerden de aynı rapor ulaşıyor size. Bu sahte edilen rapor bile oradan aynı geliyor. Teyit edilen rapor bile. Biz hakikaten bunlardan temizlenmiş değiliz. Dolayısıyla benim en büyük ikinci ümidim Türk bürokrasisinin ciddi anlamda değişimidir. Bu değişimde de en büyük engel şudur. Taşı çektik aldık da yerine kimi koyacağız? Hani tamam bunu tanıyoruz. Bundan adam çıkmaz. Eyvallah. Tamam çektik. Kimi koyuyoruz? Kim? Arkama döndüm. Kim var? Kim var dediğinizde işte şuna ihtiyacımız var. Hakikaten tüm ön yargılarından sıyrılmış, kutuplaşmayın diyorlar ya, ben tam tersine kutup olabilmiş, yani bir yıldız olabilmiş, hakikaten düşmanların da kim olduğunu iyi bilen, herkese canım cicim çekmeyen ama aklı başında mantıklı iş yapabilen gençliğe ihtiyacımız var. İster sağdan olur, ister soldan olur, fark etmez. Bu toprakları, vatanını sevsin, değerlerini bilsin. Mezopotamya'nın değişmez bir kuralı vardır. Din. Burada dinlerin de savaşı var. Kesin. Bu dinlerin savaşmaması için ne lazım? Dinsizlik lazım. Bir taraf da onun için çalışıyor. Dinsiz bir Mezopotamya için çalışıyor. Peki Ada abi, Mezopotamya bu halde ama bir yandan Türkiye'de Orta Asya ile bağını güçlendirmek için, Orta Asya'da demeyeyim aslında, Yakın Doğu'yla bağlarını güçlendirmek için, Türkistan'la bağlarını güçlendirmek için Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. buluşmada alenen ve resmi bir şekilde artık duyurdu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı ne? Çin'in ve Rusya'nın buna karşı bir plan olabilir mi? Şu an için olmaz çünkü şu an için ciddi değil. Sadece fotoğrafta. Ekonomik olarak bir güç olabilir mi? Biraz zor ama olma ihtimali var. Bakın neden olmayacağını söyleyeyim. Ben bunu seviyorum. Söyleyeyim. Çok gerçekçi konuşuyorsun Adar abi. Bu yüzden seviyorum. Olmaz. Neden olmazını söyleyeyim. Bakın Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, bu adamlara 60 sene Stalin biçti kardeşim. Biz 90'lı yıllarda bizden önceki kuşak, FETÖ'den önce gidenler var. FETÖ keşfetmedi Kazakistan'ı, Orta Doğu ülkelerini. Tamam. Özal'dan önce gidenler de var Orta Asya'ya. Oraya gittiklerinde insanların, bak buna şahit olanların diliyle anlatıyorum, camilere girip namaz kılmayı unutmuşlar. Camilerdeki taşları, duvarlardaki taşları öpüp çıktıklarını, bunu namaz zannettiklerini bildiği dönemden bahsediyoruz. Yani toplumu öyle biçmişsiniz ki toplum dinini, inancını, kültürünü komple silmiş Stalin. Dünya tarihinin en büyük zalimi de Stalin. Bugün çıkalım, Büyük Türk Birliği'ni kuracağız. Abi Türk kimdir? Türk nedir? Türk yaşadığı hayatın içine değer verendir. Kendi menfaatinden vazgeçendir. Hayatı böyledir. Ve bunu bir inanç uğrunda yapandır. Türklerin tarih boyunca inançsız yaşadığı hiçbir devir yoktur. Abi Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye ve Azerbaycan da dahil. Biz bundan Osmanlı'nın vasıtasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vasıtasıyla daha az etkilenmiş bir millet olarak söylüyoruz. Abi inancımızı ve değerlerimizi kaybettiğimiz bir yerden büyük topluluklar çıkaramazsın. O yüzden bu tarz şeylerden önce keşke biz o büyük konjektürel birlikleri sosyolojik anlamda önce yapabiliyor olsaydık. Yani biz FETÖ oraya giderken ona destek veren, ona kapı açan, yol açan, ona Amerika hiç sesini çıkarmıyor. Rusya da sesini çıkarmıyor. Çin de sesini çıkarmıyor. Kim geliyor? Türkler. Vay anasını ya, başardık. Ben de o zaman diyorum ki ayvayı yedik. Paralara çalmaya gidiyor bunlar. İş yapmaya gidiyor bunlar. O devletleri ele geçirmeye gidiyor bunlar. Öyle oldu mu? Oldu. Şu anda Kazakistan'ın kaç tane bakanı FETÖ'cü? Saysınlar. Kazakistan'da mesela çok etkiliydiler. Saysınlar. Ha, bence Orta Asya'da önce çok güzel bir sıralı bir darbe süreci. Ben darbelere çok karşı bir adam değilim bu arada, kusura bakmayın. Bazı ülkelerde darbeye ihtiyacınız vardır. Olmuyor abi. Şu an bizi yani bu sözlerinden dolayı seni linç edebilirler hatta. Abi bazı ülkeler vardır, başında bir zulümat vardır ve adam orada diktatördür. Neyle indireceksin bunu? Seçimle mi? Ya en son Suriye seçiminde Esad'ın aldığı oy %90. Dursun ama mu? Dümenden %90. Yani bundan bahsediyorum yani. Mesela Türkmenistan çok konuşulur bu konuda. Çok şimdi diktatöryana fazla olduğu ülkeler. Kusura bakmayın, Türkmenistan'daki oy oranlarına inanıyor musunuz? Aklı başında hangi adam inanır? İnanmaz. Abi o zaman burada bir değişim lazım. Adı darbe mi? Darbe olmalı. Toplumun kendine bilinçlenmesini yapabiliyor musun? Yani sen Türkmenistan'a 500 tane pırıl pırıl Türk gencini gönderip git kardeşim, atalarımızdan bize kalan o yadigar düşünceyi, Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin getirdiği o fikriyatı yay burada diyebiliyor musun? Demiyorsun. Onu demeyip tabloyu çıkardık. Şu an daha sosyolojikten ziyade sanki ekonomi için bir araya gelmiş bir topluluk olmaz gibi. Olmaz abi. Ne var ki elimizde? Kazakistan bizim lale elde. Özbekistan da bizim lale elde. Doğalgaz filan diyorsan zaten boru buradan geçiyor. Mesele borunun geçmesi değil ki. Mesele teknolojik. Bir de şu dönüşüm benim aklıma geliyor. Mesela Karabağ Savaşı'ndaki o üstün performansımızdan dolayı artık Türk Cumhuriyetleri Türkiye'ye de mecbur yakınlaşmak zorunda hissediyor olabilirler ama kendilerine. Her zaman vardı. Ha, vardı ama şimdi sanki daha çok. Şimdi daha fazladır kabul ama orada hep Türkiye şunu söyledi bugüne kadar. Ekonomik işbirliği. Ya önce sosyolojik işbirliği. Önce geçmişimize hatırlama birliği. Belki Azerbaycan'la en azından sosyolojik olarak. Daha rahat yaptığımız. Evet. Oradan bakın çok komik bir şey var. Türk devletleri diyoruz da Özbekler Türkmenleri sevmiyor. Ötekisi ötekisini sevmez. Ötekisi bilmem kimi sevmez. Önce bizi bunu yapan kim? Komünist mantık. Bir manada söylüyor. Sonra gelmiş yarı kapital yarı komünist mantık. Şimdi ördek, topal ördek kapitalist yapmaya çalışıyorlar adamları. Ve bu arada bütün inançlarını kırmış ve parçalamış olarak. Bak Türk inancını kaybetti mi her şeyini kaybetmiştir. Türk'ün genetiği farklı. Amerikalı inançsız da olsa yolunda devam eder. Türk'ün inancını aldın mı ya kendine beladır ya yaşadığı yere beladır. Dolayısıyla onun inançsız kalmaması gerekir. İnancıyla yaşaması gerekir. Siz ne yapıyorsunuz? Ekonomik. Abi ekonomi değil. Eğer o bağları kurarsak o insanların üretecekleri her ne varsa oluşacak sinerjiyle bir değer sağlar size. Öyle bir kıymet sağlar. Büyük devlet, büyük Turan'ı kuracağız. Ya bana çok böyle geliyor ya. Ütopya mı geliyor? Bana değil yani. Verilere göre ütopya. Keşke olsa ama böyle olmaz. Ya olacaksa da böyle olmaz. Bizim o geçmişteki sosyal birlikteliğimizi yeniden anlatıyor. Yani Stalin neyi biçtiyse bizim onu yeniden filizlendirmemiz gerekiyor orada. Ve burada FETÖ ciddi anlamda Türkiye'ye tabiri caizse tırnak içinde kazık attı, ben yapıyorum bu işi deyip, Özal da kandırıldım demişti zamanında. Kazık attılar. Ne yaptılar? Sonuç itibariyle biz bir gittik Kazakistan'a, hiçbir şey değişmemiş. Özbekistan değişmemiş, Türkmenistan değişmemiş. Adamlar sadece cebini doldurmuşlar. Tabii. Özel okullarını açmışlar, paralarını kazanmışlar bugün Amerika'da yaptıkları gibi. Veya CIA ne istediyse onu yapmışlar. Adam taşımışlar, adam devşirmişler. Durum onlara çalışmış. Tersini yapmak mümkün mü? Mümkün. Bu arada işte marif okullarından ziyade onlar da var. Ama işte devletin yurt dışında FETÖ'den el koyduğu okullar. Afrika'da çok var. Afrika'da çok var. Yani burada çok ciddi çalışacak olan vatansever gençlere ihtiyacımız var. Ben sen hep bu konuşmanın başından beri vurguladığın bir şey var. Hayatım boyunca. Gençler. Hayatım boyunca bu. Başka hiçbir şeyim yok ki benim. Ya ben öldüm abi, sen de öldün. Bitti, bizim hikaye bitti. 18-25 yaptın yapmadın, bitmiştir hikaye. Bizde 25 yaşında adama diyoruz ki hadi hayata başla. La hayatı bitti ki herifin. Doğru. Hayatı bitti adamın. Ya mesela bize burada haber için gelenler, staj için gelenler geliyor. Dediğin çok doğru abi. Çocuk böyle 25-26 yaşında ne yaptın bu zamana kadar diyoruz mesela. Hiçbir şey. Yeni başlayacak. Konuşamıyor bile. Çünkü buradan yazışmaktan artık adam cümle kuramıyor. Şimdi ben şunu söylemiştim geçenlerde. Birisi dedi ki ya Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İslam. Lan dedim, müthiş değil. Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethederken ana kumandanın yaş ortalaması zaten 22 idi. Fatih orijinal 21 değil abi. Herkesi kandırıyorlar. Fatih'in ekibinde tek yaşlı adam var, Molla Gürani Hazretleri. Ekip komple yaş ortalaması 22 ya. Zaten o dönemde insanlar 10 yaşındayken işe gidecek kapasitedeydiler. 15-16 yaşındayken dil bilenler, iş bilenler, bürokrasiye bugünün tabiriyle anlatıyorum. Az iş bilenler, orta kademeye henüz dil, başka bir dil konuşamayan filanlarda çiftçilik veya esnaf, başta ticaret. Adam zaten 16 yaşında evleniyordu be kardeşim, 17 yaşında çocuğu vardı adamın, sen bana neyden bahsediyorsun ki? Sen bugün bir salaklık yaparak, ben çok açık söyleyeyim, ben kendi çocuğumu bugün devlet izin versin okuldan alırım. Bugün alırım, şimdi alırım, anında alırım. Niye? Ya çocuk 25 yaşına gelecek, bana gelip şey diyecek. Baba ne iş yapayım? Oğlum hayat bitti, geçmiş olsun. Geç kenarda otur yani. Acaba çok bitti mu konuşuyoruz, karamsar konuşuyoruz? Karamsar değil, uyandırmak için gıdıklıyorum. Kardeşim biz üniversite yaşını çekelim şöyle 16'ya. İlkokul dediğin 2 sene, ortaokul 2 sene, hadi lise senin gözünün içinde 3 sene olsun. Şu adam 15-16 yaşında üniversiteye başlasın be kardeşim. Yani bundan, meslek seçimine gelsin, bundan 1000 sene evvel, 500 sene evvel insanlar 17 yaşında çoluk çocuk sahibi, savaşçı, esnaf, tacirdi. Şimdi 25 yaşında evet. Bu genç kardeşlerim, tenzih ediyorum, sistem böyle. Ya bir de kendini geliştirenleri de tenzih ediyoruz yani. Ama o geliştirenler de nedir biliyor musun? 10 yaşında hayatın zorluğuyla zangada karşı karşıya kalıyor. Annesi ölmüştür, babası ölmüştür, fakirdir, zorluktadır, bir şey yapmak zorundadır. Hayat onu zorunda bırakmaktadır. O tamam, o 16-17 yaşında bomba gibi olur zaten. Ama ötekisi anne var, baba var, çalışıyorlar, dershanelere gönderiyorlar. Abi bugün en orta aile bile çoluğu çocuğu için üniversiteyi kazansın diye gece gündüz çalışıyor, mesai yapıyor. Niye? Çocuğum üniversite kazandı, bitirdi. Yaş kaç? 25. Bitti abi. Sonra da master okuyayım falan. Biyolojik olarak bizim hayattaki en verimli, şuranın ateş bastığı yer 18-25. Burası ateş basarken de bizim yaşımıza gelenlerin vazifesi ne? Budamak. Abicim bu fikir yanlış, bu eksik, bak bu dal süper. Yürü. Benim vazifem artık bu ki. Yani ben artık sadece budamaktan vazifeliyim. Ya da benim yaşımda benden daha büyük abilerimden bahsedeyim, kendimden değil. Budarsın abi sen artık. İşte sana stajyer gelir. Sen artık onu budarsın. Bak burası yanlış, burası eksik, burası da. Ha bak senden iyi bir kameraman olur, senden iyi bir editör olur diyen adamsın. Yoksa yenilik mi? Oradan çıkacak abi. Oradan çıkacak dediğim adamın, ben şimdi lise sondaki talebelere diyorum ki kardeşim üniversiteyi kağıt olsun diye al. Gitme. Kağıt lazım. Türkiye'de yaşıyorsun. Annen, baban, kardeşlerini göster. Lazım o. As, duvara as. Ama lise bitmeden önce en az 2 dil biliyor ol ki bunu rahatlıkla becerebilirsin. Hakikaten alanını belirlemiş ol ve bu alanda çıraklık yapıyor ol. Çünkü çıraklık yapmayan bir gençlik usta olamaz. Çok güzel. Çıraklar bitti. Üniversiteyi bitirince amca kendini usta zannetti. Sonuç ortada. Evet. 25 yaşında bir çocuğu çırak yapabilir misin? Ne mümkün? Ağaç yaşken eğilir. Zaten 25 yaşında buraya geldiğinde adam acayip bir maaş istiyor senden. Tabii. Ben şu maaşın altında çalışmam diyor. Şuradan 2 çay kap getir dediğinde ne diyor? Oo, hakaret mi ediyorsun bana? Bunca üniversite okuduk kardeşim biz. Evet, imkansız, çalıştırmak imkansız. Yok aslında abi, gençlerle... Kapı 2 çay getir diyen adam lazım. Ben biliyorum adam, sen gençlere özel çalışmalar yapıyorsun, buluşuyorsun, ediyorsun ama belki birlikte de bir şeyler yaparız. Abi vallahi ne yaparsak gençlerle yapalım ya. Oradan bir de hayat enerjisi alıyorsun biliyor musun? Evet. Gittikçe böyle hep devleti milleti konuşa konuşa insan bunalıyor yani. Adam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Değerli yorumların için. İnşallah yine bekliyoruz. Biliyorum sahadasın. Biz de bekliyoruz. Çalışmaları biraz zaman bekliyoruz. Vakit kitapta yazman. Ama ben şunu söyleyeyim izleyicilerimize, ben sürekli olarak Adabi'yi hani sürekli mesajla taciz ediyorum. Karşılıklıyız. Abi ne zaman geliyorsun diye. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kitapta yazmaz YouTube kanalını da takip edin. Çünkü Adabi'nin orada videoları da var. Orada bir toplu çekme şansım oluyor. Oradan yırtıyorum. Eyvallah. Ne var ne yok YouTube kanalına takip edin. İnşallah yine videolarımıza devam edeceğiz. Yorumlarınızı merak ediyoruz ciddi anlamda. Bu videonun altına yorumlarınızı yazın. YouTuber'lar hep öyle diyor ya, abone olmayı, like etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.